Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldik. Ön tarafımız yeşil alan, havuzlu, 4 artı 1, 5 milyon 950 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. Araç park yerimiz burada. Hemen diğer köşede de yaya girişimiz mevcut. Kademeli bahçeler yapmışlar. Araç park yerinden ana bahçeye ulaşmak için 2-3 basamak çıkacaksınız. Ön taraf istenirse kış bahçesi gibi pergoleyle de kapattırabilirsiniz. Evin içerisinde şömine de var. Malzeme kalitesi de çok güzel. Bahçeyi gezelim hızlıca. Ardından evin içine girelim çünkü hava rüzgarlı. Drone uçurmadık. Uçuramadık daha doğrusu. Çevrede de çokça inşaat işi var. Gelen betonların o pompaları çok uzun olduğu için bir tehlike olmasın diye aslında uçurmadık. Havada rüzgarlı olunca zaten Efeler Mahallesi'ni biliyorsunuz. Yönder Koleji'nin alt tarafındayız. Şimdiki Sınav Koleji, eski adıyla Yönder Koleji. Burada sabit bir barbekü yapmışlar. Küçük taşlarla da süslemişler. Üst tarafında da bir kartal figürü var. Yan tarafı istenirse şu alt tarafları kapakla kapatılırsa daha güzel olur ki o pislik gözükmemiş olur. Alttaki lavabonun gider borusu gözükmez. Burada küçük bir havuz var. Artık havuz, jacuzzi ne gibi adlandırmak isterseniz serinlemek için girilebilir. Ama böyle yüzeceğim büyük olsun derseniz biraz zor burası. Ancak serinlemek için ideal bir havuzumuz var. 4 milyon 950 bin TL ayrı mutfaklı. Gayet güzel bir yer. Yan tarafta da bahçe alanı devam ediyor. Girişimiz de buradan dedik. Zaten birazdan salon kısmından çıkıp bakacağız. Şimdi güzel bir antre açılıyor. Merdiven altında lavabomuz var. Sol tarafta mutfağımız var. Ve sağ tarafta da salonumuz var. Şimdi mutfak. Böyle cümle arasında mutfak diyemediğimiz için mutfak diyoruz. Geçenlerde biri demiş kardeşim artık mutfak diye ezberledim demiş. Yani artık ben de doğrusunu söyleyemiyorum demiş. Haklı. Kelimeleri böyle yutarak, harfleri yutarak hızlı konuştuğumuzdan oluyor. 60'a 120 seramiğimiz var. Gördüğünüz gibi LED aydınlatma. Ortada da güzel bir avizemiz var arkadaşlar. Bunlar Grohe olması lazım ama. Evet, Grohe'nin. Kendini belli ediyor artık Grohe. Çok güzel bir ürün. Artema, Grohe, Vitra, ECA ama Grohe bu işin top noktası arkadaşlar. En üst noktasında Grohe var. Gayet güzel. Çimston tezgah arasındaki seramikler beyaz yapılmış, güzel olmuş. Küçük görünümlü büyük seramikler bunlar. LED aydınlatmamız var ve antresi çerçevenin içerisinde lake dolaplarımız mevcut. Tavana kadar da neredeyse yükselmiş. Küçük bir boşluk kalmış. Otomatik panjurlu, yemek masası sığdırabileceğimiz alanımız da var. İstenirse ada mutfak da yapılabilirmiş buraya. Güzel olur. Buradan dışarıya çıkışımız da mevcut. Bestiyer alan olarak burayı kullanmışlar. Bu görüntülü diyafonumuz akıllı sistem değil. Onu da söyleyelim. Ardından salona bakalım. Şimdi salon çok geniş. Güzel bir salonumuz var. LED spot aydınlatmalar. Artı buraya bir şömine yapılmış. Güzel olur. Değil mi? Harika bir şöminemiz var. Ben şunları çok seviyorum. Çok güzeller. Tabii tehlikeli. Çocuk varsa evde bunları yüksek bir yerlere koymanız daha mantıklı. Şimdi dış tarafı dediğim gibi kapattırabilirsiniz. Rüzgarlı çıkmayalım tekrardan. Girişleri de göstermiştik. Ortada güzel bir avizemiz var. Avize istenirse biraz daha yukarıya çekilebilir. Çünkü tavan yüksekliği 2.90 civarında. Genelde bu tip avizeler daha yüksek tavanlı salonlarda daha şık duruyor. Ama dediğim gibi istediğiniz bölgeye kaldırabilirsiniz onu. Televizyon tesisat alanı buraya bırakmışlar. Karşıya dolurmuş. Şöminenin yan tarafında televizyon güzel olur. Oraya da bir tesisat alanı alınabilir. Klima tesisatları da mevcut. Şimdi alt kattaki lavabomuz. Burada ayna eksik. Aynayı takacaklar. Vitra'nın gömme rezervuarları ve Artema kullanmışlar. Gayet güzel. Artema da çok güzel ama Grohe bu işin en iyisi. Eğer ben kaliteli bir malzeme istiyorum diyorsanız böyle ömürlük, evladiyelik derler ya eskiden. O tip bir ürün istiyorsanız kullanacağınız ürün Grohe'den başkası olmayacak. Şimdi orta katlı iki tane odamız var. Çok geniş odalar. Ortak kullanım banyo lavabo yok. Neden? İkisinde de ebeveyn banyosu var. Hemen soldan başlayalım. Güzel bir odamız var. Masif, koyu renkte bir ahşap seçimi olmuş. Laminat seçimi olmuş. Gayet de güzel olmuş. Yatak başlığı için duvar dibini düşünmüşler. Üst tarafı iki tane spot koymuşlar.
çok yakın değil. Yatağa koyduğumuzda kitap okumak için ideal bir ışık ortamı sağlar. Burada yine gömme dolabımız da yapılmış. Yani buraya geldiğinizde siz dolap almayacaksınız ki bunların hepsi tamamlanmış. Gayet güzel. Burada küçük bir de balkon var. Avize buradaki daha şıkmış. Küçük bir balkonumuz var. Çıkıp hava almak için ideal bir balkon. Şu karşıda da bir ev var. Onun fiyatı da 5,5. Tabii o dubleks, yapı olarak bu daha kaliteli. Şimdi burada bak şu olaya bayılıyorum. Şimdi genelde ya laminatın devamını kullanıyorlar süpürgeliklerde ya da böyle farklı renkler kullanıyorlar. Ama beyaz en çok yakışanı. Beyaz renk bence en iyisi. Burada ebeveyn banyomuz var. Bunlar zaten bu şekilde açıp kapatıyorsunuz. Zaten burada düğmesi de var. Sensörlü olsaymış daha güzel olabilirmiş ama değil mi? Sensörlü de iş görürmüş. Gayet güzel bir banyomuz var. Burada zaten bir duşa kabini ihtiyaç yok. Küçük bir alan. Vitranın gömme rezervuarı. Seramiklerin tamamı yer ve yukarı aynı yapılmış. Burada güzel bir lavabomuz var. Alt tarafta yine ahşap ve lake detayları çok iyi. Lake çok güzel bir malzeme. Şimdi lakeler pahalı olduğu için lake görünümlü kapılar kullanıyorlar. Tabii bu biraz işin artık şeyine kaçıyor. Yani nasıl diyelim, kandırmaya gidiyor yani, değil mi? Şimdi lake görünümlü siz kapı kullanıyorsunuz. Arasındaki fark maksimum 1000 lira. İstediğiniz fiyatlar 6-7 milyonlar, 10 milyonlar. Bence kullanılmaması gerek. Güzel bir ana yatak odamız var. Giyinme alanı ve banyo hemen karşı tarafta. Yer değiştirirsek gösteririz. Burada bir balkonumuz var. İlk önce bunu bir gösterelim. Gayet şık. Kullanışlı güzel bir balkonumuz var. Dediğim ev şurası. Tabii bu arka taraflar komple artık dolmaya başladı. Biz bu firmanın bir tane daha evi vardı. Arka tarafta Akdeniz sitesinin yanında. Almanya'dan İsmail abi almıştı değil mi? İsmi doğru hatırlıyorum. İsmail abiye verdik orayı. Çok da beğenmişti. Hatta şöyle bir olay anlatayım. Biz orayı sattığımızda TL bazında anlaşıldı. Euro bir anda 3 lira 4 lira birden fırladığı zamana denk geliyor. Bütün müteahhitler neredeyse aradı. İşte kardeşim satışları arttıralım ya da iptal edelim gibi konuştular. Ama bu inşaat firması aramadı bizi. Dediğimiz fiyattan devam edelim. Bizim sözümüz söz dediler. Bu yüzden buraya da geldik. Özellikle çekiyoruz ki böyle güvenilir inşaat firmalarıyla çalışmak lazım. Burada güzel bir makyaj masamız var. Tabii biraz yukarıda olmuş. Buraya büyük bir sandalye gerekiyor. Şu ahşap detaylar çok güzel olmuş. Salonda da kullanabilirsiniz bunu. Eğer böyle açık planlı girişte kapınız direkt salon mutfağı açılıyorsa bunlardan kullanabilirsiniz. Eğer kendinize ev yaptırıyorsanız. Şimdi burada da güzel bir ebeveyn banyosu var. Ama çok güzel olmuş. İçeride niş yapmışlar. İşte duvarlarda seramik ve burada da yine 60'a 120 seramik kullanmışlar. Grohe'nin ürünleri arkadaşlar bunlar. Öyle yabana atılacak ürünler değil. Grohe'nin. Ama şu biraz basit kalmış. Keşke duvarın içerisinden gelseymiş. Vitra'nın gömme rezervuarı. Şuradaki nişlere bayılıyorum. Koku koyabiliyorsunuz. Malzeme koyabiliyorsunuz. Ve led aynalı harika bir aynamız var. Lavabomuz var. Böyle komple. Gayet güzel olmuş. Bak bu ahşapla dışarıdaki ahşabın rengi, o sütunların rengi aynı. Böyle küçük detaylar çok önemli. Küçük detaylar. Ben bir gün bir yerde ev alsam, mesela başka bir ilçeye gitsem, ev alsam, inanın zor bir müşteri olurum. Değil mi? Çok zor bir müşteri olurum. Çünkü artık böyle her gün yeni şeyler göre göre, farklı farklı evler göre göre iyice küçük detaylara dikkat eder olduk. Şimdi çıktık en üste. İki tane oda, bir ortak kullanım. Banyo, lavabomuz var. Şimdi şöyle bir gösterelim. Şimdi biz evi, sevdiğimiz evi övüyoruz. O ayrı bir konu. Ama eksiklerini de söylüyoruz. Bana göre şu olmamış değil mi? Olmamış. Yani şu resim olmamış, bu resim olmamış. Mesela sade bırakılabilirmiş. Tabii bunu alan değiştirir. Problem değil bunlar için. Amber ışığında spotlar kullanıp yukarıyı böyle bir sonbahar, değil mi? Oylat'a benziyor bu arada. İnegöl Oylat'a gittin mi? Oylat'a benziyor. Oylat'ta da böyle bir köprü var ormanın içerisinde. Tabii bunun nereye benzediğini bilmiyorum.
Tabii ilginç olmuş. Photoshop'la yapmışlar. Çok böyle karışık 2-3 tane fotoğrafı birleştirmişler. Ama bunların değişmesi gerekiyor. Ben alsam değiştiririm. Şimdi buradaki odamız biraz daha dar bir oda. Çocuk odası ya da işte misafir odası tarzında kullanılabilir. Çalışma odası olabilir. Giyinme odası isterseniz yapabilirsiniz. Yatak rahatlıkla sığacak. Kullanılabilecek alanların tamamı zaten tavan biraz yükseltilmiş. Yan taraflarda biraz daha dar bir kullanım var. Eğer 1.75 falansanız kafanız değebilir buraya. Bu yüzden burayı daha kısa, benim gibi boyu kısa arkadaşlar kullansın. Şimdi çamaşır makinesi burada. Güzel bir duş alanımız var. İçeride niş yapılmış. Vitra'nın gömme rezervuarı. Burada yine Artema kullanılmış. Sen bunu göstermen için duşakabinin içerisine girmen lazım. Burada da makine yerimiz var. Üst tarafta da ister ısıtıcı, isterseniz güneş enerjisi kullanıp burayı kurutma makinesi olarak düşünebilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Bunun ışığı nereden yanıyor? Bunun ışığını yakamadık galiba. Orada var mı? Yok. Nereye koymuşlar? Bulamadım. Şu gözüme çok patlama. Bak böyle çıkar çıkmaz bu resmi garip yani garipsedim. Çünkü yazlık bir yerdeyiz. En azından bir yaz resmi de olabilir. Sonbahar değil de. Şimdi geldik buraya. Odaların boyutları çok iyi. Kullanım alanları çok iyi. Gerçekten çok güzel. İstediğiniz gibi eşya sığdırabilirsiniz buraya. İster oraya yatağı koyun, isterseniz buraya koyup karşıya dolap ya da makyaj masası yerleştirebilirsiniz. Gayet ideal bir odamız var. Toplamda 4 tane oda. Aşağıdaki 2 odanın ebeveyn banyosu var. Yukarıda da bir tane ortak kullanım banyo, 2 oda daha gezdik. 4 oda gezdik. Aşağıda da bir lavabomuz var. Gayet güzel bir ev. Bir de terasımız var. Şimdi teras. Tabii bunun üstü kapanacak. Yanlar yükselecek. Korkuluklar gelecek. Böyle yüksek olacak. Şu tepe kısım sit alanı. Yani devlet arazisi satmadıkları sürece bir şey yapılmaz. Çevrede de zaten villalar tanıtıyoruz. Burada da çamaşır makinesi için bir tesisat alanı var. Ben burayı daha çok beğeniyorum çamaşır makinesi için. Çünkü o sepet bazen ağır olabiliyor. İnsanlar oradan buraya taşırken zorlanabiliyor. Burada olursa buranın üstünü yanlarını kapatırsanız çamaşır odası gibi kullanabilirsiniz. Hem bu oda da burayı kullanabilir rahatlıkla yağmurda ya da böyle hava alırken. Hem de çamaşır için ideal bir oda haline gelir. Zaten ayaklarını yapmışlar burada. Onları da poşetle bağlamışlar ki su girmesin diye. Ayaklarını yapmışlar. Bunlar yükselecek buradan ve üst taraftan kapanacak. Güzel bir ev gezdik. Karşı taraf yeşil alan. Şurası komple yeşil alan. Önümüz hiç kapanmayacak. Tabii yollar falan yapılacak. Böyle kalmaz. Güzel bir yer arkadaşlar. 5.950.000 TL. Sürçülisan ettiysek affedin. Bence evin içi dışından daha güzel, değil mi? Evin içi çok güzel. Özellikle ana yatak odasına bayıldım. Çok da güzel yapmışlar. Dediğim gibi sevdiğimiz bir müteahhit. Ki sözünde duran bir müteahhit. Bizim için önemli olan bu. Müşteriye ne kadar dürüst davranırlarsa bizim için hep bir adım önde oluyorlar. Hep onların yerlerini çekmek istiyoruz ki bu insanlar para kazansın. Çünkü diyorum ya, o euro bir fırladığında herkes satış iptal etti. Sadece beni aramayan 3-4 tane firma vardı arkadaşlar. Onları da sayabilirim yani. Bir demir firması aradı. Akbük'te bir tane Aksoy İnşaat aramadı. Değil mi? Bu müteahhit firma aramadı. Kemal abiler aramadı. Başka bir kişi daha vardı. Hollanda'dan aldı Ali abi. Ali abinin aldığı yer öyle bir düzeltildi orada. Yani olay bu tamamen. Dürüst davranmak lazım. Bu insanlar da dürüst insanlar ki eve de bu kadar para harcamışlar. Güzel olmuş. Sürçülisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın.